Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz pratik ve lezzetli, elinizle yoğurmadan, uğraştırmayan harika bir çiğ köfte tarifi hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. 2 su bardağı ince bulgur köftelik, yarım yemek kaşığı sumak, 1 yemek kaşığı isot, yarım yemek kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum ve üzerine tuzunu ilave ederek hazırlıyorum ve yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Daha sonra tekrar ekleyeceğim. Üzerine kaynar su ilave ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 su bardağı kaynar su ekledim. İyice karıştırıyorum. Baharatlarla birlikte hazırlıyorum arkadaşlar bulguru. Baharatları daha sonra da ekleyenler var. Ben bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi sıcak suyla isot ve kırmızı pul biber iyice rengini bırakıyor bu sayede ve daha lezzetli oluyor. Denemenizi öneriyorum. İyice karıştırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi esmer bulgur kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biraz aceleye geldiği için çocuklar çok istedi. Hemen hazırlamak istedim. Bu sayede de sizlere video çekmek istedim. Normalde esmer bulgurla da yapıyorum. Her ikisiyle de çok lezzetli oluyor. Bulguru demlemeyi bıraktım. 10 dakika kadar demlendireceğim. Daha fazla da demlendirebilirsiniz. 3 tane soğan rendeliyorum. Mutlaka soğan içerisinde bol olsun. Lezzetini veren soğan arkadaşlar. Şöyle iyice rendeledim. Ve geçelim bulguru kontrol etmeye. Bulgur gayet güzel bir şekilde şişti. Şöyle gördüğünüz gibi bulgur pul pul. İyice karıştırıyorum tekrar. Ve şefin kabının içerisine ekleyeceğim. Şefle yoğuracağım arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi sizi hiç uğraştırmayacak, yorulmadan hazırlayabileceğiniz çiğ köfte tarifi. Eğer şef hamur yoğurma makineniz yoksa ne ile yapacaksınız? Rondo ya da blenderdan çekeceksiniz arkadaşlar. O şekilde de yapıyorum. Azar azar rondodan çekebilirsiniz. Eğer rondo da yoksa blenderla ezebilirsiniz. Üçüyle de aynı çiğ köfteyi hazırlamış oluyorsunuz. Evinizde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Yalnız rondo ve blenderdan çekerken lütfen dinlendirin. Dinlendirerek çekin ki makineleriniz zarar görmesin, yanmasın arkadaşlar. Şöyle 3 tane soğanın suyunu sıktım. Kesinlikle suyunu içerisine eklemeyin. Aksi halde çiğ köfteniz acı olacaktır. İyice sıkmanızı öneriyorum. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 yemek kaşığı silme biber salçası ekledim. 3 diş sarımsak ilave ediyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı dolu dolu nar ekşisi ekledim. Daha sonra üzerinden tekrar ekleyeceğim. 1 çay bardağından 2 parmak eksik zeytinyağı ekledim. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Üzerinden tekrar yağ ekleyeceğim için içerisini şimdilik bu kadar ekledim. Ve hamur yoğurma makinesi ile şefimle yoğuruyoruz. Evet, gerçekten pratik bir çiğ köfte yöntemi. Mutlaka bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Saatlerce elinizle yoğurmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Blender'la da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bundan emin olun, sakız gibi oluyor. Evet, şöyle toparlanmaya başladı gördüğünüz şekilde. Biraz daha yoğuracağım ve artık tepsiyi aldım. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar daha zeytinyağı ekledim. 1 yemek kaşığı nar ekşisi ekledim tekrar. Elimle tepside biraz yoğuracağım. Fazla değil, şöyle az bir şey. Elimin lezzeti de geçmesini istiyorum. Bakar mısınız kıvamını? Gerçekten sakız gibi muhteşem bir çiğ köfte oluyor.
Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Şöyle avucumun ortasıyla bastırarak birkaç sefer bu şekilde yoğurmak istiyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde iyice özleştirdim. Ve artık şöyle toparlıyorum. Kıvamını bu şekilde göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Nasıl şöyle sakız gibi olduğunu görüyorsunuz. Mutlaka bir de bu şekilde denemenizi öneriyorum. Eldivenle sıkarsanız parmaklarınızın şekli daha belirgin olur ve daha güzel olur arkadaşlar. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorularınız olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Artık çiğ köftelerinizi dışarıdan almaya son arkadaşlar. Evde bereketiyle kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle hazırlıyorum hemen hızlıca. Tariflerimi lütfen sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da tariflerimizden yararlansın. Öyle güzel mesajlar yazıyorsunuz ki şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Tabii ki bu kadar değildi arkadaşlar. Yarısını misafirim geldi. Onları hemen şekillendirip servis ettim. Şöyle nasıl güzel sakız gibi, macun gibi inanılmaz güzel bir çiğ köfte tarifi verdim bugün sizlere. Sunumu da ayrı bir güzel oldu gördüğünüz gibi. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. İster dürüm olarak, ister marulun içerisinde bu şekilde. Biz böyle seviyoruz. Üzerine limon ve nar ekşisi sıkarak gerçekten lezzetine doyamıyoruz. Evde yapılan her şey inanın hem ekonomik hem daha lezzetli. Şöyle limon sıkarak servis edeceğim. Bir de sizler için tadına bakmak istiyorum. Tabii ki ben yoğururken defalarca baktım. Şöyle... Yani fazla söze gerek yok gerçekten arkadaşlar. Yapıp denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bugünlük de bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.